Tatam. Bir dakika, bir dakika, o benim. Bugün benim tarafıma geçmiş. Eyvahlar olsun, eyvahlar Bugün olsun. bu benim tarafıma... Ya acaba ama müthiş bir şey bu ya. Ha? Allah'tan bana uzanmıyor. Sana uzanmıyor, bana da uzanmıyor. Uzunmuş bayağı da. Yeterince uzun. Ama yani çok orijinal bir şeymiş o. Pat. Bugün yine bu, ama neyse bugün elhamdülillah. Türkçe yok, Latince yok bugün canım. Yok. Nafile. Bak ne kadar güzel okunuyor. Bu Türkçenin de güzelliği yazıldığı gibi okunması çok hoş bir şey A. ya. A. Yani şimdi ne okuyorsun? Bunu yani anlamını bilmesen de okuyorsun yani. Nafile. Nafile. Şimdi bak, Türk alfabesinde yani biz bir zamanlar Arap ve İran alfabelerinin bir karışımı olan bir alfabe kullanıyorduk. Bizim klasik alfabemiz. Eski harflerimiz bizim. Tamam mı? Evet. Ondan sonra bir Bunlara eskimeyen harflerimiz diyelim ya hacım. bırak Ama bunları çok ya, güzel öyle yani. şey olur mu canım, öyle şey olur mu? Eskiden kullandığımız harfler, eskimeyen falan, bunlar ideolojik söylemler, hoş Ama şeyler değil. hoş, hoş, Ya, hoş. yok, Çok. bence değil, bence değil. Ama Yok, peki bir şey yok, söyleyeyim. Yani yok. şimdi biz o Ne demek o ya? eski alfabemiz diyorsun. Ben her gün geçiyorum. O kapalı çarşıya giderken orada Çembeltaş'ın oralardan Anladım. Sultan'a o mezarlıkları görüyorum. Anladım hayatım. Oradaki taşları okuyamıyoruz. O senin kabahatin. Oradaki çeşmeleri. O Yok senin. benim. Hayır. Öğren Yani efendim. efendim neydi o? Urfa'da Harran vardı da bir neydi? Harvard vardı da biz mi okumadık yani? Bizi Ama öğrettiler de biz mi okumadık yani? o Harran Üniversitesi dünyanın ilk kurulan üniversitelerinden biridir. Bunu söylerken bir ciddi olmak Ama lazım yani. yani demek istediğim şey bizi öğrettiler de o kadar özel o eski Efendim çeşmelerin öğren. üstünde Kendin yazılar. öğren. Merak et, öğren. Niye merak et, Ettim öğrenmiyorsun? zaten. Öğrendim ya. Öğren. Ben de tecavülü arifane yapıyorum. Ha. Öğrendim elhamdülillah. Tecavülü arifane yapma yetkisini bu beyefendinin elinden lütfen alır mısınız ya? Bu cezai bir hükme Vermem. bağlayalım bunu. Şimdi bak, doğru söylüyorsun. Eskimeyen demek doğru değil. Değil. Eskiden Tabii tabii şart. kullandığımız demek belki daha doğru. Bugün de kullanmamız lazım tabii. Çok Lazım, alfabeli bir şart. toplum. Dünyada her birçok toplum böyle. Ama Türkçe'de bir harf devrimi yapıldı. Değil mi? Tamam. Bu harf devrimi lisan açısından, lisaniyat açısından, dil bilimi açısından çok doğru bir harekettir. Çok önemli bir harekettir. Çünkü senin de az önce buyurduğun gibi nasıl yazılıyorsa Öyle öyle okunuyor. okunuyor. Problem yok. Müthiş bir şey. Başka lisanlarda Çok zor. pek az lisanda vardır bu kolaylık. Lisaniyat açısından harf devrimi çok önemli. Neden? Birçok lisanda bir sesi çıkartabilmek için farklı harfler, birçok harf kullanmak lazım. Söz gelimi senin çok iyi bildiğin gibi. Almanca'da şı sesini çıkartabilmek için 3 tane harf yazacaksın. S, C, H yazacaksın ki şı okunsun. Bu zor bir şey ya. Fransızca'da C, H yazacaksın. İngilizce'de S, H yazacaksın. Halbuki bizde bir tane S harfinin Tamam, altına bitti. bir küçücük çizgi Şey takıyorsun. oldu. Ş oldu. Ya. Çok kolay okuyorsun. Bir şey daha var. Şimdi yazdığın gibi okumak, yani yazdığını doğru okumak. Bütün mesele burada. Şimdi İngilizce'de read diye bir okumak diye bunu yazayım bak. Read diye bir şey var. Bir fiil var mı? To Var. read. He? Var. Okumak fiili. To read. Nasıl yazılıyor? Bak, şöyle yazılmıyor mu? To read. Tamam mı? Şimdi bu fiili Tamam. dil açısından yani dil bilgisi açısından çekersen yani geçmiş zaman kipiyle filan Okudum, okudum. read Okumuştum. Öyle mi? evet böyle yazılıyor. Sen bunu nasıl okuyorsun? Nasıl okursun bunu? Read, read, read. Halbuki okunuşu şimdi Türkçe okunuş gibi yazalım. Read değil mi? Böyle i'yi Evet. uzatalım. Bu red Red. okunuyor. Tamam mı? Bu da red okunuyor. I read this book dedik I mesela. read this book. Ben bu kitabı okudum. Ya aynı yazıyorsun. Bu aynı yazdığını sen şimdi burada niye read okuyorsun? Burada niye red okuyorsun? Ya Şimdi çok birinci üzücü. sual bu. İkincisi kırmızı ne demek İngilizce? Red. Red nasıl yazılıyor? Red. R-E-D. Bunu da red okuyorsun. Onu Evet. da red okuyorsun. Şimdi burada ciddi sıkıntılar oluşmaya başlıyor.
Bunun sebepleri toplumlar farklı dönemlerde lisanlarını farklı telaffuz ettikleri, farklı alfabeler kullandıkları için ve bir yenileme operasyonuna girmedikleri için böyle işler kalmış, artık yerleşmiş bu. Ama Türkçe'de harf devrimi yapılınca, ki o yeni cumhuriyetin veya cumhuriyet öncesinin hemen o dönemin getirdiği bir proje değil. Çok eski, Sultan II. Abdülhamit döneminden beri var olan bir proje. Konuşulan, yani bizim bu alfabeyi bir şekilde daha kolay kullanılır hale getirmemiz lazım dedikleri. Şimdi read, 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 Türkçenin hakikaten ne yazıyorsa onu okusun. Bitti. Bunu, nafile. Hani, o uzatmayı koymazsan başına, ben onu yanlış yapmışım. Nafile. İnceltme yapmışım. Onu uzatma yapmak lazım. Yani değil mi? Yok, inceltme değil. Yani. İncertme olsa şu üçgen olacak. Anladım ama her halde bak yazmışım. Çok güzel bir şey ya. Ya hoşuna gibi bir şey. Nafile bak her nafile. Halde. Nafile. Nafile diye de okuyor. Hayır. Aşık nafile. Diyor. Şimdi bazı yerlerde aşık oldum ben. Ne aşık oldun sen? Aşık bir kemik ya. Sen aşık oldum diyecekken aşık oldum filan. Aşık oldum gözlerine. Aşık oldum. Yani Türkçe'de bir söz vardır. Hani diline eşek arısı soksun derler ya. Böyle bir şey bu. Yani tamamen saçma sapan yerlere doğru gider. Neyse. Ama nasıl yazıyorsan öyle okuyorsun. O çok güzel bir şey. Çok önemli bir şey. Bence dil bilimi açısından dört dörtlük bir harekettir. Fakat acaba zihni bir tembelliğe de götürür mü insanı, onu da bilemem tabii. Yani öyle bir şey olabilir mi? O da düşünülmesi gereken bir konu. Şimdi bir kelimeyi doğru okursun da o kelimeyi gerçekten anlıyor musun, anlamıyor musun, onu anlamak mümkün değil. Tabii. Şimdi adam millet kelimesini okudu değil mi? Tabii. Millet kelimesi. Bunu Türkçenin alfabesi nasıl telaffuz edilir bilen herkes millet diye okur. Tabii. Tamam mı? Ama ne anlam ifade ettiğini bilmez. Bilmeyebilir. Tabii. Olabilir. Ancak senin de çok iyi bildiğin gibi bizim klasik alfabemizde, tabii, eskiden kullandığımız alfabede sessiz harf, sesli kelimenin harf manasını bilmezsen zor okur. Yanlış okursun, yanlış bir kere. Dolayısıyla bir, kelimenin manasını bileceksin. İki, bir şey daha bileceksin. Bağlamı bileceksin. Tabii. Cümlenin içindeki gelişini bileceksin. Tabii. Yani gül müdür, kül müdür, aynı yazılıyor. İkisini, aradaki farkı anlayabilmek için cümlenin tamamını anlaman lazım. Hatta belki de metni de anlaman metni lazım. Metni anlaman yani lazım. Gülü severim, külü severim. Heh. De olabilir. Şimdi ne olacak? Bugün bu yeni kullandığımız latinize edilmiş, yani Latin alfabesinin uygulandığı Türkçe'de bir adam bir metni okuduğu zaman okur doğru şekilde. Doğru okur ama sen onu hakikaten anlayıp anlamadığını anlayamaz. Sen teşhis edemezsin. Tabii. Ama öbüründe belki zorlanarak okur ama mutlaka okuyorsa eğer anlıyordur. Okur yazarlığın boyutu değişti. Eyvallah. Bir tanesi şekli okur yazarlık, öbürü içerik olarak okur yazarlık. Ya hangisi için daha önemli? İçerik olarak daha önemli tabi. Tabi burada yapılması gereken dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi çift alfabeli bir toplum olabilirdik biz. Olmamız da gerekir. Oraya doğru da gidiyoruz inşallah. Yani bu çok önemli. Çift alfabeli derken hani çift lisanlı olduk. Çift gibi, lisanlı İngilizce, Türkçe gibi olduk ama. Hayır, ben çift alfabeli diyorum. Çift aynı alfabeli. Lisanı farklı alfabelerde. Arapçada bizim gündelik hayatımızda kullandığımız, sık kullandığımız ama doğru kullanmadığımız. Şimdi oraya aslında iki şey daha yazmak lazımdı. Laf denir. Laf. Evet, laf. Boş laf. Boş laf demene gerek yok. Lav, yani lav. Arapçası bunun öyle. Boş konuşma demek. Boş. Çok iyi bir laf etti. Bir çok laf etti. Güzel ben, laf ben, ettin. Bir, estağfirullah, o laf etmez. O söz söyler. He. Şimdi bak. Boş olmayan söz. Boş olan lafı laf. Güzel. Ama bazen de doğru kullan. Mesela laf ettin bal kabağı derler mesela. Ya, işte. Yani boş konuştun. Boş yani. Konuştun. Yani, ama bazen de çok güzel laf ettin diyen adam o lafın kelime anlamını bilmiyor. Bilmeden demektir. Kullanıyor. Şimdi buradan bir şeye geliyoruz. Bak oraya bir şey yazdım mı? Lisan canlı bir organizmadır. Herkes yani farklı lisanlar konuşmak, birbirini anlayamamak. Kaç tane lisan öğrenci ayol ya, evet insaf ya. Yani. Niye bir, gerçekten öyle bir şey var? Ondan denediler değil. Olmuyor. İnsan yapamaz böyle bir şeyi. İşte meşhur bir tane şey vardır. Şimdi ismi aklıma gelmiyor ya.
bir lisan uydurdular ve bayağı onun cemiyetleri falan filan da var. Bakarım şimdi. Bir tanesi hatırımda. Volapük diye bir lisan uydurdular. Ama Latin köklerine dayandırarak filan. Herkes konuşabilsin. Evet. Yani. Ya neydi o şeyin adı? Hay Allah. Esperanto. Esperanto diye bir lisan uydurmaya kalktı. Allah Allah. Tabii. Esperanto cemiyetleri var. Yani insanlar Esperanto öğrenip aralarında işte Çinli ile Güney Avustralyalı Esperanto konuşarak birbirlerinin milli lisanlarını ya da kavmi lisanlarını bilmeden anlaşabiliyorlar. Falan. Hayırlı düşünceler, güzel düşünceler ama olmuyor. Japonlar Kore'yi işgal ettiklerinde Korece konuşmayı yasakladılar. Korelilerin Korece isim kullanmalarını yasakladılar. Korelilerin isimlerini, Korece olan isimlerini değiştirdiler. Koreli artık kendine Korece isim koyamıyordu doğan çocuğuna. Mevcut ismini de Japonca yapmak zorundaydı. Doğan çocuğuna da Japonca isim vermek zorundaydı. Bir şey daha yaptılar. Korece konuşmayı yasakladıkları gibi ister inan, sıkı tutun oraya istiyorsan. Tutun şaka bakayım. Yapıyorsun, söyleme yani, istersen. Tutun. Söylemiyorum, tamam. Yok peki. Söyle, çok merak ettim. Tecahül arifane yaptım. Söyleyeyim, yani. Peki söylüyorum, tamam. Hay kötü bir şey yok canım. Söyleyeyim, değil mi? Peki. Bak tutundum, bekliyorum. Kore yemeklerini yasakladılar ayol. İnanmıyorum. İnan yok ki artık. Kore yemekleri. Kore... Yani Japonlar Kore'yi işgal ediyor. Ve Kore'nin yemeklerini yasaklıyor. Ha yani sen ne bileyim Kore'de şimdi bir benzetme yapalım. Aa. Mantı mesela değil mi? Kore'nin milli yemeği Kore olsun. Mantısı. Ha, mantı olsun ya da ne bileyim işte köfte olsun, kebap olsun filan değil mi? Hayır yiyemezsin. Yersen yasak. Suç. Aa. İçeri atıyor seni. Vay. Bu böyle bir şey olmaz yani. Bu bir zulümdür yani. İnanılmaz. Bu korkunç bir zulümdür ve çok ağır bir suçtur yani. Peki nasıl o zaman nasıl değişiyor mesela? Ha, değişiyor. Nafile. Ha, şimdi müsaade etti anlatayım ya. Özür dilerim pardon. Yok bununla yani hareket etmek istedim. Ya, peki hareket edebilirsin. Birkaç hareket yap bitsin o hareketler. Sonra ben devam edeyim. Buyurun sus. Devam et hareket yapmaya. Yok sus. Bence tamamla hareketleri. Lisanlar canlı. Canlı organizmalar. Canlı organizmalar. Yaşıyor. Lisanlar doğuyor. Yaşıyor. Bir zirveye doğru geliyor. Ondan sonra duruyor. Ondan sonra yavaş yavaş çökmeye başlıyor ve ölüyor. Lisanlar ölüyor. Dil bilimcilerin tespitine göre yaklaşık bundan 15 sene evvel falan yapılmış zannediyorum bir tespite göre. Çok emin değilim ama o civarda bir tespite göre. 15 günde bir lisan ortadan kayboluyor. Aa, kaç tane lisan var ki? En az 6000 küsur lisan var şu anda fiilen konuşulan. Şu anda dünyada 6000 küsur. Lisan var evet. Şeylerden bahsetmiyorum. Ağızlardan, diyalektlerden, lehçelerden bahsetmiyorum. Başlı başına lisan olan 6000 küsur lisan var dünya üstünde. Ve bunlarda her biri ölüyor zaman içinde. Ölüyor. Yani son konuşan iki kişi kalıyor. Mesela onlardan biri ölünce öbürü kimle konuşacak onu? Kimse anlamıyor. O da ölünce lisan kayboluyor. Tamam mı? Çok ilginç. Hatta bu konuda ilginç bir kitap vardır. Onu not ettim özellikle geçen defalarda. Ne diye unutuyorsun not almayı falan demeyesin diye. Vallahi ben de not aldım. Bir şey var. Bir İngiliz dil bilimci var. İngiliz lisaniyatçı. David Crystal diye. Kristal var ya kristal. Evet. David Crystal. Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Dillerin Katli diye bir kitap. Türkçe'de mevcut. Meraklısı alsın okusun. Katli. Katli. Tamam mı? Çok önemli bir kitap. Lisanla ilgilenen herkesi mutlaka okuması lazım. Diller canlı olduğu için yaşıyor. Yaşayan bir şeyi öldürebiliyorsun, lisan da öldürebiliyorsun. Evet. Yaşayan bir şeye zulmediyor musun? Ediyorsun. Edersin. İşkence edebiliyor musun? Edersin. Onun yapısını değiştirebiliyor musun? Maalesef. Estetik ameliyat yapıyor, genetiğiyle oynuyor filan. Lisanlara da aynı şeyi yapıyorsun. Kelimelerin, kavramların canlı oldukları için DNA, nasıl her canlının DNA'sı var? Hmm. DNA o canlının bütün temel... şeylerini barındırıyor ya, unsurlarını barındırıyor ya. Evet. Lisanların da DNA'sı var. Ona etimoloji deniyor. Etimologia deniyor. Logos kelime demek. Logo. Evet. Logo kelime demek. Grekçe. Tamam. Grekçe, Latince değil. Logo. Kelime logo. Demek. Logo. Etimologia. Etimos bir şey hakikisi, özü demek. Etimologia kelimenin, kavramın özü. Ta kendisi. Demek. Türkçeleştirilmiş hali var. Bence de çok güzel Türkçeleştirilmiş. Köken bilim.
Köken bilim. Kök bilimi değil. Köken. Kökeni. Bir şeyin kökü, bitkinin kökü olur ama insanın kökeni olur. İnsanın kökü yoktur, kökeni vardır. Güzel şeyler yani. Bunlar hoş ifadeler ve bu kıymetini de bilmek lazım, hakkını da vermek lazım. Etimolojiye, yani ben onu biraz cılkını çıkartıyorum her zaman yaptığım gibi, DNA'sı diyorum. Kelimelerin kavramları. Şimdi kelimeler, kavramlar var. Allah Celle Şanuhu şöyle düşün, bize ham maddeyi vermiş. İnsana lisanı, konuşabilme yeteneği. Hayvanların lisanı yok, hayvanlar konuşamıyor. Koklaşıyor. Ya, koklaşıyor ya, Allah yani Allah. Öyle bir söz vardır yani, insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa yani. Ne anlıyor o ne? Ne? Olur mu öyle şey? Ya aman, doğru söylüyor tabii aslında da. Kastim benim başka, hayvanların konuştuğu bir lisan yok. Çıkarttıkları sesler bir lisan değil. Doğru. Onlar iletişim kuruyorlar. Yani bir maymun diğer maymuna tehlike var diye haber verebiliyor. Çıkarttığı belli bir sesle. Tehlike sinyali veriyor. Ama iki maymun beraber oturuyor. Abi ne haber, iyi misin ya? Yenge hanım nasıl? Falan. Böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bu hayvanların böyle bir şeyi yok. Onun için eskiler, eski ulemamız bizim insan için hayvan-ı natika demiştir. Konuşan hayvan demiştir. Hayvanı düşünen da hayvan diyorlar, o başka bir şey. İnsan düşünen hayvandır diyorlar, o başka. Onu da diyebilirsin. Hayvan çünkü düşünmez. Çünkü akıl yok hayvanda. Hayvanı insandan ayıran önemli özelliklerden biri, hayvanda akıl yok. Akıl yok. Akıl olsaydı hayvanlar belli bir gelişmeye kat ederdi. Bak, bundan 1000 sene önceki eşekle bugünkü eşek aynı eşek. Hiç değişmemiş. Halbuki 1000 sene önceki insanla bugünkü insan arasında müthiş fark var. İnsan bir şeyler öğreniyor eğer istiyorsa. Bir şeyleri değiştirebiliyor, toplumu değiştiriyor. Eşek böyle bir şey yapmıyor. Eşek eşekliğine devam ediyor. O akla ihtiyacı yok ki onun, o hayvan o. Hani eşeklik baki kalır. Eşeklik baki kalır. Aynen öyle. Baki kalır tabii. Tabii. Eşeklik bakidir. Yani eşek yaşadığı sürece eşek olmaya devam eder. Hiç, ama insan öyle değil. Değil, farklı. Bilgi aktarıyor, bilgi öğreniyor. Öğrettiği bilgi, öğrendiği bilgiyi geliştirebiliyor. Yanlışlayabiliyor. Burada hata yapmışım diyor, düzeltebiliyor. Toplumu geliştiriyor, ilişkilerini geliştiriyor. İnsan böyle bir şey. Şimdi hayvan derken de küçümseme anlamında kullanmamak lazım. Hayvan hayat taşıyan. Hay var ya, hayat. He, canlı demek canlı. Aslında. Hayvan, canlı olanlar demek. Yani hayvan, hay olan. This is English, you know. Why hayvan, why diye bir şarkı var. Neydi o zaman. Bizim Fikret'in. Why hayvan derken yüksek, high. Hayvan. One. Yeah. İşte kelime oyunu yapıyor falan filan. Neyse. Şimdi bu yapıyı insanlar geliştirirken insanlarla beraber lisan da gelişiyor. Ama her gelişmenin olumlu, iyiye doğru olan gelişmesi varken çarpık da gelişiyor. Birden distopyaya dönüyor. Vay. Bir mandalina alır mısın lütfen? Oradan bir mandalina alır mısın? Neyse. Başka bir şey konuşuyorduk. Biz canım niye değiştiriyorsun sen? Herhalde nafile ve millet. Ha şimdi dur. Kelimelerde. Anlamları zaman içinde anlam değişiyor. Tamam, canlı olduğu için. Değil mi? Bir adam işte senin kızlarını düşün. Şimdi Ayşe büyüyor. Çok doğduğunda, bebekliğinde sarışın değil miydi? Öyleydi. Şimdi nasıl oldu? Kumral. Sarısı koyulaştı değil mi? Değişiyor bir şeyler. Annenin saçları giderek açılıyor rengi. Bana bak. Sana bak. Sen de beyaz oldum. Ah canım ya. Ne güzel sen. Sarı mıydın sen? Önce sarıydın, sonra koyu oldu. Şimdi beyaz oldu tekrar. Ne güzel değil. Bu acaba bir gelişme midir, onu da merak ediyorum tabii. Yani biz ütopya, distopya'ya dönüşüyordu. Oradan şey yapmıştık. Ay. Allah'ım. Neyse. Kelimeler de değişiyor tabii seyri içinde. Ama bazen de kelimelerle oynuyorlar. Değiştirmek için manayı. Kim oynuyor? Birileri oynuyor. Söyleyeceğim şimdi ne olduğunu. Şimdi bugün biz seninle sokağa çıksak. Diyelim ki biz bir program yapıyoruz. Bir televizyona bir program yapıyoruz ikimiz seninle. Tamam. Varsayalım ki bir mesela. Televizyon. Mesela. Ünlü olmuşuz mesela. Yani bırak şimdi ünlü olmayı canım. Program yaptığımızı varsayalım. Tamam peki. Yapayım. Alsak elimize bir mikrofon. Al eline o mikrofonu. Yok, o değil, o mikrofonu al eline. Aldım. Yani mikrofonu uzattık sokaktaki insanlara. Aldım. Dedik ki nafile ne demek? Boş.
Boş insanların iş. Türkiye'deki insanların %99.8'i boş. Boşuna diyecek değil mi? Boşuna hiç. Lugatlarda bile öyle yazıyor. Bak istiyor. Aa burada yok. O lugatı almamışım. Nafile. Var mı? Nafile boşuna. Boşuna nafile uğraşıyorsunuz. Hah. Hah. Yaşa. Yaşa. Halbuki nafile onun tam tersi. Ah. Nafile ibadet demiyor muyuz biz? Diyoruz. He? Boşuna mı ibadet mi oluyor yani? Niye peki? Nafile artı değer üretmek demek. Artı değer katmak. Mecbur olmadığı halde durduk yerde kendi gayretiyle ve iyi niyetiyle bir artı değer katmak için bir şeyin üstüne yapılan hareket. Nafile yaptığın zaman sen diyorsun ki Rabbim ben senin verdiğin emri yerine getiriyorum ama kalitesini arttırmak için iyi bir şeyler kendimden yapıyorum. Bir şeyler katıyorum mecbur olmadığım halde. Daha iyisini yapmak istiyorum, güzelini. Mesela ayva tatlısının üstüne kaymak koymak gibi mesela. Sen ne güzel adamsın. Oh. Ya hayranlıklarımı kabul eder misin? Olsa lütfen? Da yesek ya, estağfurullah. Aklın fikrin yemekte, doğru bir şey söylüyorsun sonra bir anda değiştiriveriyorsun. Gerek yok. Evet doğru. Ayva tatlısının üstüne kaymak koyarsan veya ceviz veya fındık ve artık neyse o koyarsan onun adı nafiledir. Artı değer üretiyorsun onun üstüne. Bir güzellik yani. Şimdi böyle de anlaşılıyor zamanında nafile. Evet şimdi, doğru. Mesela herhalde. Herhalde olur. Herhalde gelirim canım. Ya herhalde ya. Gelirim. Yani bir ihtimal gelmem. Tabii. Olur mu canım? Baksana. Herhalde. Herhalde. Aa, yani şimdi şartlar... bizim herhalde dediğimiz, bizim herhalde biz şu R'yi söylemiyoruz. Herhalde. Yok tamam söylüyorum. Bu ulama oldu o. Herhalde. Herhalde gelirim. Halbuki bu herhalde... İki ayrı kelime. Herhalde. Ölmezsem gelirim falan gibi bir şey olması lazım. Allah'tan bir mani olmazsa ben mutlaka gelirim. İki elim kanda olsa gelirim demek o. Demek olması lazım ama... herhalde değil. Diyor yani bir ihtimal. Hayır. Herhalde bu böyledir. Bak anlam nasıl kaymış, nerelere gidiyor. Bu sefer eski metinleri okuduğun zaman bazı şeyleri yanlış anlamaya başlıyorsun. Ya tabii. Değiştirdiler. Kelimeleri, kavramları değiştirdiler. Oynayarak değiştirdiler. Şimdi bir Kanadalı bir iktisat profesörü, tarihçi bu. İktisat tarihiyle ilgileniyor. John Ralston Saul diye bir herif. Hatırladın mı? Hatırladım. John Ralston Saul. Onun bir kitaplarından bir tanesinde diyor ki, her devrim hareketinden sonra, yani toplumsal köklü değişimlerin gerçekleştirildiği hareketlerden sonra mutlaka bir lisan hareketi gelir diyor. Söz gelimi Fransız devrimini örnek veriyor. 1789 Fransız devrimini örnek veriyor. Hemen arkasından bir lisan hareketi geldi. Sovyet devrimini örnek veriyor. Hemen arkasından bir lisan hareketi geldi. Neden? Çünkü devrim eğer yapıyı değiştirmek üzere bir şeyse, şimdi devrim ihtilal midir, inkılap mıdır? Hadi karar verelim yani. Bir tane kelime kullanıyoruz, halbuki iki tane imkanımız vardı. Benim genç ve yakışıklı olduğum günlerde ihtilal veya inkılap denirdi. İnkılap dönüşüm demek, dönüşerek değişmek demek. İhtilal bir şeyi bir alana zorlayıp yapmak demek. Şimdi devrimi yapan zihniyet diyor ki bundan sonra bu kelimeyi, bu kavramı böyle anlayacaksın. Çok yani iyi. Bir lügat meydana getiriyor. Allah Allah ve her devrimden sonra her devrimden sonra bu yaşanıyor. Ki bizim Türkiye'de devrimden sonra da işte bu artık bilmiyorum yani. Ne anlarsan anla. Aynı şey yaşandı tabii ki. Bir sistem yani. Bundan sonra bunu anlayacaksın diyor. Ben bunu uygun görüyorum diyor. Yani tabii yapısını bozuyor. Tabii gelişimine bir müdahale ediyor. Bozuyor da diyebilirsin ama ille de bozması gerekmiyor. Olumlu da olabilir. Tabii. Müdahale ediyor. İçine giriyor. Dahil oluyor ona. Ona bir şekilde kendi karışmaya başlıyor. Kendi gelişimini. Ne bileyim işte aşı yapıyorsun ya ağaca, yaban armuduna aşı yapıyorsun, Ankara armudu oluyor değil mi? Yaban armudunu dişlesen dişini kırarsın. Ama Ankara armudu tereyağı gibi yersin. Sen yemeği seviyorsun diye söylüyorum, armut falan. Ha. Ayvanın bol olduğu zaman kış sert geçermiş der eskiler biliyorsun. Ayvanın bol olduğu zaman kış sert geçermiş. Ha. Öyle der eskiler. Ama bunlar şeyler, hayat tecrübesi. Yani
bakıyor, görüyor. Doğru ya, olmayabilir. Sonuç doğru çıkmıyor. Çok eskiden hatırlıyorum, hayal meyal. Bahçemizde bir ayva ağacı vardı yani. Ha. Bak, hayal giden bahsediyoruz. Halbuki en doğal şey yani, bahçende ayva ağacı olur. Sende olmasa komşu bahçen. Rüya rüya. Ayvayı yedin mi oğlum? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Ayvayı yedin mi? Yedik, ayvayı yedik. Çok oldu. Ne demek o? İşte yedik yani. Durum fena. Tabii, niye öyle derler? Niye? Ayvayı yedin, durumu ayvayı fena. Ayvayı yedim, gayet de güzel. Gayet de güzel. Çünkü biz, bak, Türkçenin, Türkçe çok güzel bir lisandır. Bütün lisanlar güzeldir ama Türkçenin kendine bak. Türkçe ben, lastik gibidir derler. Lastik nereye çeksen oraya uzar falan. Ya, ya bırak bunlar amiyane ifadeler. Türkçe güzel bir lisandır. Hoştur, çok tatlılıkları vardır. Ve ben Türkçe'ye hastayım yani, sizin konuştuğunuz lisanla konuşacak olursam. Türkçe'ye hastasıyım yani ve çok seviyorum Türkçe'yi. Çok güzel bir lisan. Şimdi iki tür, genel çok tür vardır da, ya iki ana tür ayva var. Biri ekmek ayvası, öbürü ayı boğan ayvası. Allah Allah. Ne güzel anlatıyor. Nereden biliyorsun sen? Efendim, herkes bilirdi ya bunu ayva, eskiden. Ayva ayva da. Ayı boğan ayvası. Ha. Ekmek ayvası şu senin yediğin, benim sevgili komşumun lütfedip bize ikramda bulunduğu ayva. Yedin işte, tadına evet, bak. Evet, gayet güzel. Bir de ayı boğan ayvası var. Ya o kadar güzel anlatıyor ki. Böyle bazı ayva vardır. Adamın boğazına takıl. Nefes al. Ayıyı bile boğuyor ya. Adamı boğmaz da kimi boğar ya? Ayıyı boğuyorsa adamı da boğar yani. Gerçekten ayı boğan mı deniyor? Ayı boğan ayvası derler. Ha, ayı boğan ayvası, ayvayı yedin dediği zaman o ayı boğan ayvasından yedin. Nefesin tıkandı, durumun iyi değil diyor. Yoksa, yutamıyorsun yani. Ayvayı yedin. Ayvayı yedin. Kartal dediğim zaman ne anlıyorsun? Uçan kartal anlıyor. Kuş anlıyorsun tabii, değil mi? Kartal dediğim zaman ne anlıyorsun? Semt anlıyorsun. Aa, aynı şey halbuki. Kartal. Vurgu değişiyor. Kartal dediğim zaman ne anlıyorsun? Kartal bir yerden. Git, bir kartal. Kartal dediğim zaman ne anlıyorsun? Biraz zorlamaca bu tabii. Kart kırmızı. Ha evet. Öyle kart, mi? Yazılış aynı mı? Aynı evet. Telaffuz farklı. En somut gerçi olanı söyleyelim. Kartal da hani onlar ayrı kelimeler. O, iki ayrı kelime o. Ama yazılış aynı. Kartal dediğin zaman kuşu anlıyorsun. Bitişik yazılıyor. Kartal dediğim zaman İstanbul'un bir semtini anlıyorsun. Tabii. Demek ki telaffuz anlamın değişmesinde bir etkisi olan bir şey. Evet. Dillendirme, seslendirme. Mübarek Kur'an'da kıraat edildiğine göre, yani yüksek sesle duyurulur halde, aynı zamanda yüksek sesle duyurmak demek olduğu için kıraat, tertil üzere yani doğru telaffuz ederek söylemezsen anlam kayar. Allah Allah. Başka bir yere gider. İşte buyurun millet nafile herhalde. O özel anlam kayması, bu genel. O genel anlam kayması, bu özel anlam kayması, halk ile halk arasındaki fark gibi. Ya işte. Hallak dersen yaratan, tasarlayıp yaratan, hallak dersen berber olur. Eyvallah üstadım. Kısa kes tıraşı ne olsundu, neydi o bir söz vardı. Ben unuttum. Kısa kes tıraşı nasıldı? Aydın havası olsun muydu? Yok, neydi? Yok, o başka bir şey. Aydın havası, aydın havası uzun olduğu için. Kısa kes tıraşı bilmem ne olsun. Neydi ya? Bitiriyorum efendim. Tabii, merak etmeyin. Evet, ben de kurtulmaya çalışıyorum ama işte bir geldi mi biliyorsunuz. Bu mandalinayı alabiliyor muyum? Mandalinaya sattım. Teşekkür ederim. Al mandalinayı. Al bu al gitar. 3 tane daha al. Ayvayı da bırakma. Hayır, bu ananı, onu ben alayım. Üstadım. Estağfurullah. Hakkını helal et. Allah razı olsun. Ona hakkınız yok. Yani... Razı mısın benden diye sor. Eğittin bizi yani. Helal kılmak, çok haram şey kılmak Allah'ın Celle Şanlı'nın kudreti. Bunu da alıyorum bana. Al lütfen. Çok, ama çok güzel ayvaymış. Seni seviyorum. Ayı boğan değil bu değil mi? Ben ekmek ayvası. Ecimden ekmek ayvası. Ayı boğanı ben yedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah ne günlere kaldık ya. Nelerle uğraşıyoruz. Her işte bir hayır vardır mutlaka.